Selam aziz izleyiciler. Selam. Bugün Doktor Kamil Bey ile özel bir mövzunu danışacağız. Uşaklar grip olduğu zaman, hastalandığı zaman, daha çok süt çiçeği geçirdiği zaman verilmesi gereken, verilmemesi gereken dermanların, onların fesatları barədə. Bəzən aileler bize şey deyirlər, yani her zaman geldiğimizde bu uşağa paracetamol verirsiniz doktor. Paracetamol ticari adı olmadığı için çekebilirim değil mi doktor? Ama biz yetişkinlerde çeşitli dermanlar istifadə edirik. Yani bəzən belə aileler gelir. Niye biz bir iki dermana sığınmışıq, daha çok çeşit istifadə eləmiyik doktor bey? Bununla bir kısa şeyleri bundan keçersen, niye biz şey deyirik? Tabii ki. Bir de Reye sendromu diye bir sendrom var, onunla ilgili. Lütfen buyur. Doktor, bir başa bence Reye girelim. Reye sendromuna girip sonra daha çok sonra şey vereceğimiz mesajı geçelim. Reye sendromu nerede? Eğer bir uşak su çiçeği ya da grip dediğimiz bu bildiğimiz domuz gripi, kuş gripi denilen bir grip var ya, bir mevsimsel grip denilen virüs. Yani biz mesela bütün burun akıntısına, rinite, her şeye grip diyor. Ama aslında grip, onların hamısı grip de öyle. Ama grip dediğimiz influenza virüsünün sebep olduğu üst teneffüs sistemi respirator hastalığıydı. Bu iki kulak enfeksiyasından pneumoniye kadar, yani birçok teneffüs sisteminin hissesini tutur ve ciddi bir hastalığıydı netice olarak. Bu en çok şüphelenen, yani burada günahlandırılan mikrop iki virüs, iki denedir. Biri su çiçeği, biri influenza. Ama diğer virüslarında ve teneffüs sistemi enfeksiyası türeden virüslarında türetme ihtimali var. Bunları geçiren bir uşağa ya da böğüye aspirin verersen eğer, bu uşakta Reye sendromu dediğimiz bir klinikle karşımıza çıkır. Ne olur? Uşağın bence beyni tesirlemeye başlayır. Karaciğere, böğreye, birçok organa tesirlemeye başlayır. Ne olur? Uşak evvelce ya da yetişkin halsiz, yorgun, yuxuya meyilli olur, gittikçe derin yuxuya gelir, sonra komaya gelir, sonra sudurgalar başlayır, beyin ödemi inkişaf edir bu uşaqlarda. Bazen bu şeyden yuxuya meyilliyle şeye keçme arasında kişilik bozukluğuyla da, deliriumla da karşımıza çıkır ki bu hastalar çıkabilir. Karaciğerden funksiyaları pozulur, karaciğer fermentleri dediğimiz kanda baktığımız o değerler yükselmeye başlayır, kanın laktalanma funksiyonların pozmaya başlayır, karaciğerden alakadar olan insanı böreğin funksiyonların yavaş yavaş pozmaya başlayabilir ama burada ön planda olan şey beyin ve karaciğer daha ön planda olur. Netice olarak hasta ciddi bir komaya girir. Zamanında ciddi reanimasiya desteği müdahale olunsa bile bu uşakların, bu hastaların itirilme ya da sonradan şikast kalma ihtimalleri çok yüksekti. Ona göre bu videoyu çekmekteki maksadımız neydi? Uşak aspirini deyilen bir şey var, tamam mı? Ya da grip oldum, hafif üşümüşem ya da soğuk değmem var, bir aspirin içim diye halk arasında bir deyim var. Aspirini hekim gerek görmediği müddetçe gidip aptekten alıp, xüsusilə de üst teneffüs sisteminin infeksiyon hastalıklarında istifade etmemek lazımdır. Reye sendromu nadir bir hastalıktır. Ama olursa ölümcül veya ciddi şikestliklerle neticelenebilecek bir hastalıktır. Hastalığın prognoz neye bağlıdır? Yani bu hastalık daha az fesatlan mı, fesat kalmadan mı, yoksa ölümle neticelenecek? Bunu da tayin edilen şey hem karaciğer yetmezliğin derecesi, ki ciddi karaciğer yetmezliği olur. Ve en önemlisi beyin ödeminin derecesi. Yani beyinde olan o şey, su toplanmasının, beyinde olan o tamlığın pozulmasının neticesine bağlı olarak değişir. Bazen yüngül qalıq əlamətlərindən geçer. Çok nadir de olsa qalıq əlamət olmadan da atlatan xəstələr olur ki, ama bir şekilde yani bu beyin ödeminə yaşamış bir xəstənin ister istemez bazı funksiyaları ileridə pozulur. Bazen de ciddi ölümcül olabilir. Söyleyeceğim bu kadar. Aspirin çok mükemmel bir ilaçtı, dermandı. Yerinde istifade olunan da bütün dermanlar hayat için kurtarır. Hayat kurtarır. Ama yersiz istifadesi bazen problemlere sebep olabilir. Ciddi problemlere, mide kanamasından şeye kadar. Hatta bazen o keskin reumatik kızdırma, ürek kusuru olan hastalarda, bazı Kawasaki hastalığı gibi hastalıklarda aspirini daha uzun müddet istifade olunması gerekir. Bizim burada vereceğimiz mesajlardan biri de eğer böyle bir uzun müddet aspirin istifade edilecek hastalıysa, aspirinle bağımlı diye değil, köpük çekirdeği de diyebiliriz değil mi? Yani tam bağımlı, bu madde bağımlılığı kimi yok ama yani aspirinle hastalığımızın ağırlaşmaması için aspirin almak mecburiyetinde olan bir hastamız varsa da grip olduğunda,
suç şeyi olduğunda mutlaka bunu yazan, bize o dermanı veren, bizi izleyen hekimden meslektaşmamak. Ya hekimden meslektaşmadan kesmemek ve meslektaşmadan da istifade edilememek. Doğrudur. Bu şekilde diyebilirik mi? Doğrudur. Noktaya koyabilirik mi? Helalin sağ olun. İnşallah hayatı uzun hiçbir merhalesinde karşılaşmazsınız. Sağ olun.